İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi, çoğunuz bu sarı siyah ölümcül infografiklerden biliyorsunuz. Aylık iş cinayetleri raporları, senelik iş cinayetleri raporları, kadın iş cinayetleri, çocuk iş cinayetleri, mülteci iş cinayetleri, bazen alt iş kollarına dair bir tarım sektöründe mücadele varsa tarım emekçileri iş cinayetleri, maden iş cinayetleri, iş yeri intiharları, mülteci iş cinayetleri gibi Türkiye'nin kapitalizminin esasında ölümcül tomografisini çeken raporlar. Bizim işimizin zemini bu veri bankasını, bu kapitalizmin kıyım adasını tutmak, görünür kılmak ve iş cinayeti kavramının bir slogan, boş slogan olmadığını, günde en az 30 insanın çalışırken çalışma kaynaklı ölmesinin bir kamu meselesi olduğunu, yani bir cinayet olduğunu, bir kamu hukuku ve kamu düzeni, kamu güvenliği sorunu olduğunu anlatabilmek. Bir gönüllü ağ dememiz gerekiyor. Hukuki bir yapısı yok. Mücadele eden, örgütlenen işçiler, bilim insanları, araştırmacı gazeteciler, tıpçılar, halk sağlıkçıları, mühendisler, avukatlar. Yani esasında çalışırken ölmenin veya çalışırken sağlık hakkının dağıldığı bütün alanlardan dönüşümü dert edenlerden oluşuyor. Bağımsız olması çok önemli. İnterdisipliner ve inter meslekler arası olması, sınıflar arası olması kadar bağımsızlığı da önemli. Biz kendi içimizde profesyonel başka alanlarda çalışan insanlar kendi imkanlarımızdan kenara koyduklarımızla ve dönem dönemde bu meselenin önemine inananlara çağrı yaparak döndürüyoruz. Bu açıdan sermaye ve devletten, ama bir yandan da bu birleştirici olan sağlık meselesinin aşırı politize olarak bir tarafa düşmemesi için bu bağımsızlığı da korumaya çalışıyoruz. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi esasında 2007-2008 sürecinde gazetecilik arşivleri bilirler, o zamanlar Tuzla'da bir işçi daha öldü diye iş cinayetlerinin isminin verildiği bir dönemdi diyebiliriz kitlesel olarak. Oradaki işbirliğinden sadır oldu. Henüz daha bir basın vakası, kamuoyu vakası olmadan biz orada işçiler niye ölüyorlar, taşeronluk sistemiyle ilişkisini araştırıyorduk. Yine bahsettiğim bu oradaki sendika limiterişin çağrısıyla aşağı yukarı bu bilme alanlarından, uzmanlık alanlarından hayatını kaybeden işçilerin aileleri dahil bir buluşum. Tuzla'dan Türkiye teşmili oldu 2011'de ve 2011'den beri düzenli olarak bu işe devam ediyoruz. Bugün herhangi bir havzada, herhangi bir iş kolunda, herhangi bir alt mağduriyet alanında, mesela mültecilik gibi, kadınlık gibi, çocukluk gibi çalışırken ölüm bilgisiyle dair alt raporlar veriyoruz. Mücadeleleri veriyle beslemeye çalışıyoruz. Tabii amacımız ölü canlar belgelemek değil yalnızca, ölen ölmüş değil. Yani bu yas ve kayıda alma sürecini bir mücadelenin parçası, görünür kılmanın parçası olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla henüz gündem olmamış, yani hani ölüm bir zaten baş başına varlığıyla veya yokluğuyla bir gündem, ama gündem olmamış işte yıkım kaynaklılar üzerinden asbest ile ilgili halk mücadelesinin, kurşunla ilgili halk mücadelesini, çalışma ve ruhsallık ilişkisini, bezdirme veya iş yeri intiharlarınınla ilgili hukuki mücadeleyi, iş kazalarında hayatını kaybeden ailelerin verdiği istisnai ceza davalarını takip etmeye, birbiriyle ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Bir nevi bir köprü, bir ağ veya bir hamak da diyebiliriz İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin yaptığını. Bu kalkınma partisinin diyelim, bu sermaye birikiminin görünmez adasını, yani kıyımı, sistematik gündelik hayata yayılmış kıyımı görünür kılmak herkesin sorunu, hepimizin sorunu. Bugün üretim alanını kapsamayan bir çözüm olmayacak ve üretim alanında kaybettiklerimiz, onlara dair tuttuğumuz yas, adalet mücadelesinin, adalet talebinin en önemli unsurlarından biri. Bu yüzden her alanında, yani her sektörü, her çalışma kaynaklı mağduriyeti kapsadığı için her alanda gönüllü emeğe ihtiyacımız var. İşi öğrenmeye geleceklere ihtiyacımız var. Pasif olarak dışarıdan, aylık olarak İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nde de destekleyebilirsiniz. Bir yandan da yaptığınız iş neyse onun çalışmayla ilgili ve kıyımla ilgili bağını kurmak için de isikmeclisi.org sitemize girerek hem çalışma ve sağlıkla ilgili tüm her basına düşen yazıları derliyoruz, hem de kendi raporlarımızı
bulabilirsiniz. Basın açıklamalarımız kıyım gündemine ve coğrafyasına göre değişiyor. Onları takip etmenizi de öneriyorum. Ve bu basınla, bağımsız basın bizim zaten platformun bir parçası. Özellikle akademinin çok daha az işlediği ve çok sakat bırakıldığı bir dönemde araştırmacı gazeteciler esasında işin bilimsel ayağının çok daha büyük bir kısmını açıkçası oluşturuyorlar. Gazetecileri beraber proaktif çalışmaya, belli mücadele alanlarını, işte iş yeri intiharları, vakaları, kurşun mücadelesi, besin zinciri, hurda ticaretinin sonuçları, meslek hastalıklarının tanısının alınması için mücadeleler, çalışma hikayelerini beraber belgelemeye, ismini koymaya davet ediyorum.